Merhaba web teknoloji takipçileri. Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda hem Lütfi hem de sizlerle birlikte Romos'un ürünü olan Sailing 3 ve Sailing 5 harici bataryaları inceleyeceğiz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Şimdi önümüzde iki tane açık model var. Ancak bu kadar kapalı kutuyu ne yapacağız derseniz tabii ki de sizlere hediye edeceğiz arkadaşlar. Tabii bunların yanında bir tane de baboş hediyemiz var. Hemen onu çıkar istiyorsan artık oradan. Masaya koyalım. Arkadaşlar çıkart. Koyalım masaya. Evet. Aranızdan, bir tane de PlayStation 4 vereceğiz. Evet, aranızdan bir kişi bu arkadaşın sahibi olacak. Hangi talihli olur bilmiyorum ki, benim de eve götürmeye niyetim var. İki kişi Romos 5 model harici bataryanın, iki kişi Romos 3 model harici bataryanın, 7 kişi Romos 1 model harici bataryanın ve 7 kişi de Romos Solo 1 model harici bataryanın sahibi olacak. İyi günlerde kullanmalarını şimdiden olsunlar dileyelim. Olsunlar, zaten bu kadar bataryayı ofiste ne yapacağız? Yavaş yavaş incelememize geçelim. Kampanyanın detaylarını videonun ilerleyen süresinde görebileceksiniz. Şunları ufaklığı bir kenara onları ittir. Abi. Ufaklığı elimize alalım. Romos 3 modeli bu 7800 mAh olan. Bu da Romos 5 13000 mAh olan. Ben şekillerini beğendim. Kullanışlı gibi duruyorlar. Aynen. Ve öyle. Şey, hani 7800 belki biraz daha ufak ama 10.000 mAh'lık olan bataryadan, piyasadaki muadillerinden falan daha rahat, daha taşınabilir. Şimdi abi son zamanlarda bu powerbankler bayağı bildiğin moda oldu. Hani onlar çok moda oldu ama şu şey, hazır değerlerinden bahsetmişken miliamper meselesine bir çözüm getirelim istiyorsan. Aynen, ona da getirelim. Şimdi bunun miliamperi 13.000 dedik. 13.000 mAh sizin 13.000 mAh'lık bir cihazınızı şarj etmiyor arkadaşlar. Senin telefonun kaç miliamper? 3.000 mAh. Peki 7800 olan senin telefonunu 2 kere %100 şarj edebiliyor mu? 2'yi zorlar. Hani ikincisinde %85'te falan kalır. Yani şöyle söyleyeyim, ben testleri bunda yaptım 13.000 mAh olanda. Hani mantıken düşündüğünüzde 3.000 mAh kaç defa etmesi lazım? 4 kere rahat etmesi lazım. Ancak öyle bir şey yok arkadaşlar. Tam 13.000 mAh hiçbir powerbank veremiyor. Yani piyasadaki hiçbirisi veremiyor. Ortalama 3 defa tam şarj edebiliyor bu. Ama şey, senin de bahsettiğin gibi bu sadece incelediğimiz ürünle alakalı değil. Bütün piyasada böyle. Hiçbir üründen alamazsınız. Kesinlikle. Hani harici bataryadan da alamazsınız. Normal batarya, pilden, kalem pilden falan da alamazlar aynı durum, aynı değeri. Yani şey, çok fazla değişkeni var. Voltaj değeri var. Miliamper dışında aktarırken uğradığı kayıp var. Sistemin verimliliği var vesaire. Bir sürü farklı değişkeni var. Artı maalesef lityum iyon teknolojisi böyle bir teknoloji. Yapacak bir şey yok. Yani böyle. Bu işler böyle. Harici batarya alıyorsanız bunu göz önünde bulundurun. Bütün markalarda böyle. Bu Romos için de geçerli. İşte diğer ismini vermeyeyim. Aynen öyle. Onlar için de geçerli. Ancak hani ben abi hazır yine lafı gelmişken şunu söyleyeyim. Yani hani araştırırken gördüm. 30 liraya 20.000 mAh'ler falan var. Onları almayın. Hiçbir şekilde bir sigortası yok. Yani patlama durumunda, bir yangın durumunda karşınıza muhatap alabileceğiniz kimseyi bulamazsınız. Çin'in en ücra köşelerinde üretilen ürünler. Peki, bunlar. Peki sigorta demişken Romos'un bu durumdaki şeyine? Romos burada ortaya koymuş bir şeyleri, şöyle söyleyeyim, 3 milyon dolarlık bir sigortası var abi. Yani senin eğer 3 milyon dolarlık bir kaybın olursa bunu karşılıyor. Hadi diyelim 5 milyon dolarlık kaybı karşılamaz. Karşılamıyor. Ki zaten hani 3 milyon dolarlık bile bir kaybınız varsa. Ama şu var, hani şu cihaz, şu elimde görmüş olduğunuz batarya ya da herhangi bir batarya beni 3 milyon dolar zarara sokacak kadar etkiliyse hayatımda ya da ben bir batarya yüzünden 3 milyon dolar kaybedecek kadar birikime sahipsem her şarjım bittiğinde yeni telefon alırım. Yani ama abi hani böyle bir garanti vermeleri bile çok güzel. Ha, bu yani. Güzel bir şey. Bunun nedenlerinden birisi arkadaşlar, bunların içinde normal pil var, pil üniteleri var. Pilin enerji hücreleri var. Samsung'un bataryası var içinde. Ben de ondan bahsedecektim. Kullanılan bataryalar önemli. Bu Çin malı olanı alırsınız, içinden adını sanını bilmediğiniz Le Pil falan çıkabilir. Aynen abi. Le batarya ile şarj ederseniz telefonunuzu sıkıntı yaratabilir. O yüzden bildiğiniz markalardan, kaliteli markalardan şaşmayın. Bunun da bir fiyat olarak karşılığı olması karşılığı lazım. Var. Hani, ama tabii ki de insan hayatının karşılığı hiçbir şekilde yok. Hani dandiklerle abi hayatından olma şansın bile var. Ya yani. Sürekli söylüyoruz zaten. Hani bataryayla oynamayın, yok bataryayı ezmeyin, şunu yapmayın, bunu yapmayın. Batarya gerçekten şakaya gelecek bir durum değil. Hani haberlerini sürekli yapıyoruz zaten. Ayda bir kere batarya patlama haberi çıkıyor illaki. Kesinlikle. Yok patladı, yok yatağını yaktı, yok şunu yaktı, yok bunu yaktı. Hani sakat iş, batarya çok oynamaya gelmez. Kesinlikle. İstersen biraz da tasarımlarından bahsedelim ürünlerin. Buyur. Şöyle Sailing 5 modelinde, yani diğerinde de var, iki tane USB var ikisinde de. Ortak özelliklerini sayayım öncelikle.
Zaten farklı bir tane özelliği var. 2 USB demişken bu arada 2 farklı cihazı aynı anda şarj edebilmenize yarıyor arkadaşlar. O çok avantajlı bir şey. Piyasadaki pek çok üründe yok. Micro USB var. Micro USB kendisini şarj etmek şarj için. Şarj etmek için. Bu arada şarj sürelerini de söyleyelim. Bu ortalama 8,5 saatte şarj oluyor. Büyük olan. 13.000 mAh yani olan. Yani bunu aynen geceliğin yatarken takacaksın sabaha kadar. Sabah. Alıp işte evden çıkacaksın. Bir yere çıkarken çantanı atıp çeksin. Küçük olan da ortalama 5 saatte şarj oluyor. Bunu da söyleyelim. Daha sonra işte dedik 2 tane USB'si var. Yan tarafta bir LED göstergesi var. %25'lik dilimler halinde konulmuş. Bu arada şöyle, onlar yalan biliyorsun değil mi? Ya yalandan hani ziyade... Yalan derken şey, bu belki arkadaşlarımız hatırlayacaktır. Bir kalem pil markasının falan da şeyinde vardı, pillerin üzerinde vardı böyle. Arkasından bastırıp ucundan da bastırınca onu ne kadar mesela kaldığını falan gösteriyordu. O şey, biraz önce bahsettik ya pillerin içinde çok fazla değişken var, carcut falan filan diye. Bunlar onu tam göstermiyor. Hani voltaj biraz düştüğünde aşağı iniyor. Ama sadece voltajın değerini gösteriyor. Kalem pil zaten takıp kullanmaya başladığın anda %80'e inmiş oluyor kalem piller. Geri kalan %80'i hayatı boyunca götürüp de %1'lik kısmında mı aha bu bitiverdi falan diyecek. O şey. Yani ki zaten şöyle bir şey var, hani %100'lük bir şeyin mesela 3 dişse bu %75 de olabilir, %51 de olabilir. Hani buna güvenip de yani iş yapılmaz bence. Bir de orası var tabii. Ama o dediğim gibi sadece voltaj değerini gösteren bir şey. Şey yapmasınlar. Direkt %'lik bir dilim değil yani. Neyse abi, altında bir power tuşu var. Bir kere bastığımız zaman direkt alet açılıyor. Şu an bizimkinde 3 diş şarj kalmış diyelim. Onun dışında herhangi bir giriş çıkışı yok aletin. Romos 5 için konuşuyorum. Sailing 5 için. 3'e şöyle bir şey yapmışlar. Bir tane de ufak bir fener eklemişler. Bence burada biraz şeyi düşünmüşler abi. Hani dağ kamp olayları için falan filan düşünmüş olabilir. Gibi geldi bana. Ama ki kampa giderken bu cihaz akar yani. Evet, kampa giderken çok rahat kullanır hakikaten. Onu hiç düşünmedim ben bugün. Abi fener var işte ya, direkt lazım olan şey yani. Bir kampçının en bir de İsviçre çakısı şey koysalarmış kenarına. Gerçi madem harici bataryadan bahsediyoruz, elektrik testere koysunlar. Tabii canım yani. Bir çadır falan da koysunlar. Tamam olsun abi. Niye bunu, olmasın? Bunu alıp niye olmasın? İki tane USB'si var dedik arkadaşlar. Goy goyu bırakalım. Bir tanesi yavaş şarj ediyor, diğeri hızlı şarj evet, onun olayı. Birisi daha hızlı şarj ediyor, öyle yapmışlar. Aynen. Yine yan tarafta micro USB girişi var. El fenerinin hemen altında. Kendisini şarj etmesi için. Onun dışında şöyle tuttuğumuz zaman alt tarafında diyebileceğimiz power tuşu var. Yine üst tarafta Romos 5'te olduğu gibi bir gösterge var, LED göstergesi var. Zaten şey, ürünlerin hepsinde tasarım çizgisini korumuşlar. Biraz şey, hani 4'ten 5'e geçen iPhone gibi tutup uzatmışlar sadece. Bitirmişler mevzuyu. Ki pil kapasitesini arttırmak için de böyle bir şey şart zaten. Yani fazladan batarya koyacaksın içine. Ama ben ürünleri beğendim. Hani hem tasarım olarak beğendim, taşınabilir, rahat taşınabilir ürünler. Hem verimli ürünler, hem bataryalarından dolayı kaliteli ürünler. Çift şarj edebilme bence önemli bir şey. Bu iki telefonu aynı anda şarj edebilirsiniz. Aynen öyle. Hani abi şarj aletin var mı falan dediğinde arkadaşınız, işte ikisini birden takabiliyorsunuz. O güzel bir durum. Şeyi tekrar hatırlatalım abi, kampanya detaylarına geçmeden. 13.000 mAh'lik bu Romos, 3.000 mAh'lik bir telefonumuz ortalama 3 defa şarj eder. Evet, burası 4 önemli. Defa şarj etmez. Yani onu ona bölüp de... Yani 4.'ü %50'ye götürür gibi geliyor. Ha, belki. Zorlar yani %50. Zorlayabilirse evet. Evet abi, yavaş yavaş izleyicilerimizin de beklediği yere geçelim bence. Evet. Bu ürünlerden size hediye edeceğiz arkadaşlar. Elimizde. Sadece bu ürünlerden değil. Bu ürünlerden değil. PlayStation 4 var. Yanında 7 tane 2000. 7 tane 2000 Sailing Solo 1 var. Ayrıca 7 tane de... 7 tane 2600'lük var. Sailing 1 modeli. Bu 5, 3 ve 1 modeli de var. Evet. Asal sayılardan mı gidiyorlar, tek sayılardan mı gidiyorlar bilmediğimiz Sailing markası. 1, 3, 5, 7, 9. Şunu da söyleyeyim bu arada abi. Romos'u araştırırken ben internetten şey böyle... Çin işi, Japon işi... Yani Japon işi olsun tabii de. Çin işi böyle hani... Ücra köşelerde yapılan bir marka değil. Gayet şey, kaliteli. Zaten hani ufak bir fiyat karşılaştırmasından sonra arkadaşlarımız da göreceklerdir. Hatta muadillerinden biraz pahalı olduğunu bile söyleyebilirim. Aynen, açıkçası ama, o konuda biraz şey ama hani adamlar 3 milyon dolara kadar sigorta veriyorlar abi. Hani, ya boru değil açıkçası, onu söyleyebiliriz.
şey değil hani böyle kötü bir marka değil, dünya çapında gerçekten ün yapmış bir marka olduğunu ben yeni duydum markayı ama öğrenmiş de oldum. Benim de haberim yoktu da böyle bir şeye hiç ihtiyacım olmadığı için haberim yoktu. Neyse uzatmayalım, kampanya detaylarımıza geçelim. Evet, kampanyadan geçelim. Bahsedelim artık. Buyur abi. Arkadaşlar biraz önce saydığımız, benim tekrar saymak istemediğim bir sürü üründen birini kazanmak için önce Romos'un Facebook sayfasını beğeniyorlar. Aynen, açıklama kısmında linkini bulabilirsiniz. Ondan sonra bizim bu videomuzu paylaşıyorlar. Facebook'unuza herkes açık şekilde paylaşmanız lazım ki biz paylaşıp paylaşmadığınızı görebilelim. Bu önemli bir nokta, bunu kaçırmayın. Evet, bazı arkadaşlarımız onun gizli paylaşım yapıyorlar. Ondan sonra ben paylaştım abi kazandım deyip, abi ama gelmedi abi. Tabii ki de gelmemesi çok normal. Ki kazanamıyorlar da zaten, o arkadaşları direkt elemek durumunda kalıyoruz. Bir de bu gibi çekilişlerimizde yaptığımız gibi yine açıklama kısmında bulabileceğiniz kayıt ama hadi formunu. Ekrana da koydum bunu. Kayıt formunu. Koydum abi. Koy. Hadi. Şurası iyi mi? Burası iyidir. Şöyle tıklayın işte şuraya. Direkt kayıt formuna gideceksiniz. Kayıt formunu dolduruyorlar. Ondan sonra 15 Haziran pazartesiyi bekliyorlar. Ne zaman bitiyor? 14 Haziran gecesi bitiyor her zaman olduğu gibi. Gece yarısı 00:00'da bitiyor kampanya. Ondan sonraki yaptığınız katılımlar maalesef geçersiz sayılıyor arkadaşlar. Kampanya dışında şunu da söylemek istiyorum abi, lafı açılmışken söyleyeyim. Webtekno üzerinden eğer bu ürünleri verdiğimiz linklerden satın alırsanız, açıklama kısmında var, %10'luk bir indirim kazanıyorsunuz. Yani evet, böyle bir ihtiyacınız de varsa havadan %10 bir indiriminiz olmuş. Romos Sailing bize böyle bir güzellik yaptı ki hani ürünün fiyatının da muadillerinden biraz daha yüksek olduğunu söylediğimize göre bu %10 indirim gayet güzel. Aynen. Ve iş görür olacaktır. Ürünü sepete atıyorlar abi, sonra Romos'un mail adresine işte ben Webtekno üzerinden gelerek alıyorum diyorlar ve sepetindeki ürün anında %10 indirim sağlamış oluyor. Böyle bir sistem yapmışlar. Biz yaptık abi, kıyak işte. Herkes faydalansın. Ha, onlar kampanya şey, onlar indirim sistemini böyle yapmışlar, kampanyayı biz yaptık. Ha, aynen, vatandaş işte faydalansın. Alın şarj edin gari. Aynen öyle. Güzel cihaz ya. Ben de beğendim. Tasarım olarak da güzel yani. Yani şık, şey, beyaz olması vesaire. Şu renk beyaz uyumuna olması kadar. Şey. Beyaz yaptım. Güzeldir abi. Bizim masamızda da uyumlu. Sadelik katıyor. Neyse, tamamdır. Yavaş yavaş herhalde söyleyeceğim başka bir şey yok. Varsa da buyur abi, eklemeni yap. Videomuzun sonuna gelelim. Aklınıza takılan bir soru varsa kampanya ile ilgili, Romos'larla ilgili direkt arkadaşlar yorum olarak atın, yazın bizlere. Bir şekilde cevaplarız. Onun dışında da bizleri ekranda gördüğünüz adreslerden takipte kalın diyelim. O benim sürekli unuttuğum adreslerden. Aynen abi, şu an ekranda olan adresler. Ben Barış Kahraman. Ben Lütfi Karaca. Bir başka incelemede görüşürüz herhalde tekrar. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.